mahkememizde görülmekte bulunan boşanma davasının yapılan açık yargılamasına sonunda gereği düşünüldü. Davacı vekil 13.02.2002 havale tarihli dilekçesiyle müvekkilinin davalı ile şiddetli geçimsizlik nedeniyle aile yapılarının bozulduğunu, her ikisinin de tekrar bir araya gelmesinin imkansız olduğundan boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiştir. Davacı duruşmada davalıyla 16.10.1989 tarihinde evlendiklerini, müşterek iki çocuğunun bulunduğunu beyan etmiştir. Karşılıklı nafaka ve tazminat talepleri yoktur. Karar. Hatice Sayar ve Kenan Sayar'ın boşanmalarına, bu evlilikten olma Murat Sayar'ın babası Kenan Sayar'a, Zeynep Sayar'ınsa annesi Hatice Sayar'a verilmesine karar verilmiştir. Abi, beni bırakma. Bırakmam. Yok, olmayacaklar. Biz ne olacağız peki? Biz de mi ayrılacağız? Biz hiç ayrılmayacağız Zeynep. Zeynep, kızım. Annenle kalacaksın artık. Anladın mı beni? Abim ne olacak? Abim benle kalacak. Olmaz. Oğlum, sen artık babanla kalacaksın. Ben ikinize birden bakamam. Ben çalışır bakarım anne. Olmaz mı? Olmaz. Hadi ama erkek adam ağlar mı hiç? Anne gitme ne olur. Murat, yürü gidiyoruz oğlum. Gel Zeynep. Abi. Zeynep. Nereye gidiyoruz anne? Evimize. Babam nereye gidiyor? Cehennemin dibine. Orada sen yoksan bana cennettir be. Sürünürsün inşallah. Ben senin gibi yılan mıyım? Sen dediğin yılan mı olur be? Mafya bozuntusu. Pis işlerin tabii. Şimdi seni var ya. Yürü git. Senin gücün anca bana yeter. O karıya da elin kolun kalkıyor mu böyle? Ona vuramazsın bana vurduğun gibi. Sus lan sus. Baba ne olur yapmayın. Ne olur kavga etmeyin. İki yakan bir araya gelmesin. Yürü lan giderek elimi almayayım. Hadi Zeynep yürü. Anne abim ne olacak? Abin babanla kalacak. Ben abimden ayrılamam. Hadi Zeynep. Abi bırakma beni ne olur. Zeynep bırak, ağlamam. Baba ne olur yapmayın. Tamam, ayırmayın oğlum, bizi. Abi. Abi ne olur. Zeynep kardeşim. Hadi kızım. Hadi Murat. Zeynep. Abicim ne olur. Hadi oğlum. Hadi yürü kızım. Abi. Murat tamam. Abicim gitme. Zeynep. Hadi, hadi Murat. Anne hadi ayırmayın oğlum. Bizi anne ne hadi. Oluyor? Yürü. Abi tamam. Ayırmayın bizi. Hadi Murat. Abi. Hadi Zeynep. Abi. Hadi kızım. Hadi oğlum. Abi hadi unutma. Murat. Seni bırakmayacağım. Tamam. Abi söz vermişti. Söz Zeynep. Anne ayırmayın hadi, hadi oğlum, bizi. Yürü. Zeynep. Yürü. Seni hiçbir zaman bırakmayacağım. Abi. Zeynep. Abi. Hadi Zeynep yürü. Zeynep. Zeynep, hadi yemeğe gel kızım. Abimi istiyorum. Abim babanla kızım. Biz ikimiz çok mutlu olacağız. Bak gör. Ben abimsiz mutlu olamam. Of Allah'ım, sen bana sabır ver. Abi, ne olur Allah'ım. Beni abimden ayırma. Ne olur. Alo, Zeynep, iyi misin kardeşim? Abi, sen misin gerçekten? Ben iyiyim, sen nasılsın?
Sen neredesin abi? Bilmiyorum Zeynep. Babamla bir kadının evine geldik. Ama burası babamın da eviymiş. Biz artık burada kalacakmışız. Ağlama Zeynep. Ben seni hep arayacağım, tamam mı? Biz hiç ayrılmayacağız. Söz veriyorum sana. Geç hayatım. Zeynep, seni yine ararım. Şimdi kapatıyorum. Sakın ağlama abicim, tamam mı? Abicim. Abi, ben çok ağlarım. Kapatma ne olur abi. Söz verdin. Bana söz verdin abi. Söz verdin. Öpsene oğlum yine annenin elini. Murat, sana diyorum. Hayatım, lütfen zorlama çocuğu. Bugün olmasa yarın öpecek. Baba, annemi, Zeynep'i ne zaman göreceğim? Beni ne zaman götüreceksin onlara? Zeynep annesiyle kalacak Murat. Sen Zeynep'i göreceksin diye ben o kadını göremem. Biz annenle ayrıldık, bitti. Ama biz kardeşimle ayrılmadık ki. Mecburuz oğlum. Deli etme adamı. Zeynep ananda kaldı, sen bende. Artık böyle. Ama ben Zeynep'i de annemi de görmeden yapamam ki siz ayrıldınız diye. Annenin adını bir daha bu evde anmayacaksın. Annen yok senin. Öldü. Artık annen Gülsüm abla. O ilgilenecek seninle. Zeynep'i de merak etme. Allah böyle istedi, böyle oldu. Hayır. Siz böyle istediniz diye ayrıldık biz. Allah kimsenin ayrılmasını istemez. Bana bak. Kardeşini unut. Artık Zeynep de yok, annen de yok. Huzurumuzu bozmaya kalkma. Uslu uslu otur. Abi, abicim. Abi. Allah'ım bizi ayırma. Ne olur Allah'ım. Allah'ım, sen kardeşimi koru. Ona verdiğim sözü tutmamı sağla. Amin. Hayır, ağlamayacağım. Ben abiyim. Ağlamayacağım. Evet, kalk bakalım. Hey, kime diyorum? Kalk. Hemen yatağını topla. Al şunu. Al kahvaltın. Bak, benim işim gücüm var. Seninle hiç uğraşamam. Baban eve gelene kadar ayak altında dolaşma. Bana bak, sakın kapının önünden ayrılma. Yalnız öyle ikide bir durduk yere kapıyı da çalma. Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Sordum sarı çiçeğe, annen baban var mıdır? Çiçek ey dur derviş baba, annem babam toplu.
topraktır, çiçek eğdir derviş baba. Annem babam topraktır. Sordum sarı çiçeğe, boynun neden eğridir? Çiçek der ki derviş baba, kalbim hakka doğrudur. Çiçek der ki derviş baba, kalbim hakka doğrudur. Hoş geldin Seher abla, geç. Hoş bulduk. Aman Zeynep'ciğim, sen ne kadar büyümüşsün böyle. Ne güzel bir kız olmuşsun. Sen nasılsın? Nasıl olayım? Kaldık Zeynep'le bir başımıza Seher abla. 3 ay oldu. Hala bir iş bulamadım. Allah Allah. Elde avuçta da kalmadı. İyi ol iyi. Her şeyde bir hayır vardır elbette. Hı? Zeynep, hadi sen biraz dışarıda oyna kızım. Hayırlı haberlerle geldim kız. Kara günlerin inşallah bitiyor. Hayır olsun. Ne oldu, çatlatmadan söylesene. Başına talih kuşu kondu. Talih kuşu. Sana talih çıktı. Hem de ne talih. Edersen zengin bir kapıya gideceksin. Bana bak, yeniden evlenmek istiyorsun değil mi? Evlenirim. Ha. Olur, niye evlenmeyeyim ki? Aferin, akıllı kızsın tabii. O köpek Kenan yeni karısıyla gününü gün ederken ben evimde tek başıma çürüyecek değilim. İyi yerse hiç durmam, evlenirim. Evleneceğim tabii. Gencecik kadınsın. Adamın yaşı var ama bakma sen. Dinç, kuvvetli. Taşı sıksa suyunu çıkarır. Biraz aksi diyorlar ama dert etme. Huyuna suyuna giderse seni rahat ettirir. Kendini düşün. Ya Zeynep? Adam Zeynep'i ister mi bilmiyorum. Sormak lazım. Murat, biz annenle dışarı çıkacağız. Sen üst üste otur, tamam mı? Tamam. Ay canım ya, el kadar çocuk. Ne yaramazlığı olacak? Bana bak, sakın ortalığı karıştırma. Uykun gelince devrilip yatarsın. Anladın mı beni? Gülsüm. Geldim Gülsüm. Canım. Gideceğimiz yerdeki amca çok iyi bir adammış. Hem iyi olmasa bizi yanına alır mı hiç? Almaz. Sana babalık edecek. Orada abim görebilecek miyim peki? Abin yok. Abin babanla kaldı kızım. Artık ayrı ayrı büyüyeceksiniz. Bak kızım, abini ne kadar çabuk unutursan o kadar mutlu olursun. Ben abimi unutamam. Ay, hay Allah. Git bak kızım şu telefona. Alo, Zeynep nasılsın abicim? İyi misin? Abi. Abi biz gidiyoruz. Yarın annemle birlikte bir amcanın evine gidiyoruz. Artık orada kalacakmışız. Nereye gidiyorsun Zeynep? Annem seni nereye götürüyor? Seher teyzenin tanıdığıymış. Şimdi ne olacak abi? Zeynep dinle abicim. Ben seni bir gün mutlaka bulacağım. Seni bırakmayacağım. Şimdi beni iyi dinle Zeynep. Hani bayramda seninle birlikte gittiğimiz bir park vardı ya. Hatırlıyor musun? O parkta kocaman bir heykelin altında oturup şeker yemiştik. Hani abi beni buraya yine getir demiştin. Her yıl 16 Mayıs'ta seni orada bekleyeceğim Zeynep. Saat 2'de. Hep orada olacağım Zeynep. Her yıl 16 Mayıs'ta seni orada bekleyeceğim. Ya gelemezsem abi? Ölene kadar seni o heykelin orada bekleyeceğim Zeynep. Unutma Zeynep. Her yıl Mayıs'ın 16'sında orada olacağım. O gün bizim gerçek bayram günümüz olacak.
Anladın mı Zeynep? Neresi olduğunu anladın mı? Hadi kızım, bavul hazırlıyoruz burada. Zeynep? Kim aradı? Hiç, yanlışmış. Yok dedim ben de, kapattım. Ne olur baban deme. Başka alacakların varsa onları da getir. Senin de yarın erkenden gideceğiz. Anne, gideceğimiz ev nerede? Manisa'da. Manisa bizim mahalleye uzak mı anne? Çok uzak kızım. Çok uzak. Biz Seher abla... Hoş geldin. Çocuk senin mi? Bu kızım Zeynep. Geçin. Biz biraz yalnız konuşalım. Tabii tabii. Zeynep sen burada dur. Ben hemen geleceğim. Sakın bir şeye dokunma. Tamam mı kızım? Dikkat etsene çocuk. Bir daha yapmaz. Zeynep, biz dışarı çıkıp hemen geleceğiz. Nereye gidiyorsunuz? Beni de götür. Seni götüremem. Nikah yapacağız. Sonra bu adam senin yeni baban olacak. Olmasın. Sevmedim ben bu adamı. Benim babam var. Hadi, geç kalıyoruz. Sakın bir yeri karıştırma. Biz 2 saate döneriz, tamam mı? Anne. Abi. O heykel bana çok uzak. Sen bu heykeli yanına gelsen olmaz mı? Ben seni bu heykelin önünde beklesem. Orası çok uzak abicim. Çok uzak. Amca, bugün ayın kaçı? 16'sı. 16 Mayıs.
Amca, gazeteye de baksana. Bugün gerçekten 16'sı değil mi? Evet, 16'sı. Of Zeynep, neredesin? Versene. İstemez. Kem kem bakıyor senin bu kızın. Ölsen bir damla su vermez. Şuna bak şuna. Zeynep dikilip durma orada. Çık dışarı çık. Ne bakıyorsun öyle? Çık. Küçük şeytan. Gözüm görmesin seni. Çocuk daha o. Ne bilsin şeytanlık falan. Alışamadı da ondan. Hatice, gel biraz. Çoktandır bir diyeceğim var, Zeynep'le ilgili. Neymiş o? Senin şu kızı benim bir tanıdığımın evine gönderelim. Hasta bir kadın, yanına küçük kız çocuğu arıyor. Zeynep ufak tefek ev işlerini görecek, kadına bakacak. Kadın genç yaşta felç olmuş. Çat pat konuşuyormuş ama eli ayağı tutmuyor. Yok, olmaz. Zeynep daha çok küçük. Kendine bakamıyor o daha. Olmaz. Olur, olur. Zeynep orada rahat eder. Biz de burada rahat ederiz. Başka türlü bizim iş de zor. Çocuk sesi çekemiyorum artık. Rahat ederim diye evlendim. Rahatım kaçtı. Zeynep'le bir konuşurum ama... Ben kadının akrabalarıyla konuştum. Yarın gider bırakırım. Yarın mı? Evet. Zeynep! Abi, sakın beni burada bırakma. Abi, beni burada unutma abi. Sakın unutma. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun. Başın sağ olsun evladım. Baba. Babama ne oldu? Kaza kurşunu diyelim evladım. Mekanı cennet olsun. Baba. Baba bırakma beni. Baba gitme ne olur. Baba kal. Kal. Kal baba kal. Kal. Baba ne olur bırakma beni. Baba kalk baba. Mahmut abi başsağlığı diyor. Tamam evladım. Kanı yerde kalmaz merak etmeyin. Senin de her ihtiyacını giderecek. Böyle ağlayarak babanı geri getiremezsin ki oğlum. Başın sağ olsun yenge. Dostlar sağ olsun. Kalk tamam. Baba. Tamam tamam oğlum. Baba. Başın sağ olsun. 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 Allah geride kalanlara sabır versin. Çok erken kendini harap etme. Ben Zeynep'e ne derim baba?
Nasıl derim baban öldü? Baba. Keşke gitmeseydin. Kalamazsın. Ama nereye giderim? Orasını bilemem. Öküz öldü, ortaklık bozuldu. Bilmem ki nasıl olur Ahmet abi. Bu kız çok küçük. Anneme nasıl bakar? Hem yazık bu kıza. Bakar. Hem de çiçek gibi bakar. Vallahi bilemedim ben de. Çocuk küçük. İyi düşün. Biz de burada değiliz. Mecbur birini bulacaksın Ayşe. Biraz daha bekleyelim istersen. Aylardır insan arıyorsunuz. Bulabildiniz mi? Yok. Bu kız ne anlar alt almaktan, yemek yedirmekten? Ağaç yaşken eğilir. Tazeyken her şeyi istediğin gibi öğretirsin işte. Hem gidecek yeri de yok. Siz almazsanız başka türlü çaresine bakacağım. Ayrıca sevaba da girersiniz. Sen de bir şey söylesene. Bakmayın küçük olduğuna. Ben evde her işi yaptırdım. Her şeyden haberi var onun. Yemek de yapar, temizlik de. Biz okula falan gönderemeyiz. Sonradan okul diye tutturursa... Kendine yetecek kadar okuma yazması var canım. Karnı doysun. Yatacak yeri olsun. Üstünü başını giyinsin. Tamam. Sen kaçıncı sınıftasın? 4'e geçmiştim. Sonra gitmedim. Abim gitti ama. Senin abin mi var? Var tabii. İyi madem. Bir deneyelim. Olmazsa çağırırız. Gelip alırsınız çocuğu. Olur, olur, olur. Biraz da sen oyna. Gel kızım. Zeynep, sen artık burada kalacaksın, tamam mı kızım? Burada sana çok iyi bakacaklar. Ya bakmazlarsa? Bakarlar, bakarlar. Merak etme. Ben Zeynep'i annemle tanıştırayım. İyi olur, iyi, iyi, iyi. Kızım. Anne. Bak sana kimi getirdim. Bundan sonra seninle Zeynep ilgilenecek. Tamam mı? Tamam. Tuvaletin mi geldi anne? Geldi. Yürü, yürü. Hadi yürü, yürü. Hadi bakalım. Lazımlık yatağın altında. Anne. Anne yok artık. Artık Zeliha teyzem var.
Hadi bakalım. Bunu Zeliha teyzenin altına sür. Tuvaletini yapınca götürüp temizle. Anladın mı? Gel. Hadi kızım. Abim var benim. Beni bırakmaz. Allah'ım, sen yardım et. Çok üşüyorum Allah'ım. Kafamız da iyi ha. Ne vuruyorsun ya? Param. Çekin ellerinizi, dokunmayın bana. Başka param yok. Ne olur almayın. Benim başka param yok. Bizim de yok. Yapmayın. Bu bana tam oldu. Ceketimi almayın. Çok üşüyorum. Yapmayın. Kes lan. Polis geliyor. Kaçın. Hadi. Allah'ım sen bana yardım et. Beni iyilerle karşılaştır. Allah'ım sen abimi ve beni koru. Bizi kötülüklere karşı koru Allah'ım. Amin. Simit, taze simit, taze geldi. Yeni geldi fırından. Çıtır çıtır simit, taze simit. Simitçi, taze simit. Selamun aleyküm. Aleyküm selam Cemil abi. Simit ne kadar? 500.000 lira abi. İyi, 5 tane simit sarsana. Kavruk olanlar. Hemen abicim. Benim 250.000 liram var. Yarım simit versen olmaz mı? Olmaz. Öbür yarısı ne olacak? Çocuğa bir simit ver. Benden. Şuradan 6 simit parası al. Olur abi, hemen. Al abi. Bereket versin Cemil abi. Bereketini gör. Al bakalım, al. Almam. Demin yarım simit istiyordun. Benim param yarısını yetiyor. Yarısını bana 250.000'e satarsanız alırım. Yoksa almam. Niye? Aç değil misin? Açım ama haram yemem. Oğlum bu haram değil ki. Ben veriyorum. Olsun. Paramın yettiği kadar istiyorum. Al bakalım. Taze simit, çıtır simit, yeni geldi fırından, taze simit, simitçi, taze bunlar, yeni geldi fırından. Adın ne senin? Murat. Nerede kalıyorsun?
Annen, baban, kimin kimsen yok mu senin? Babam öldü. Ben de artık sokakta kalıyorum. Korkmuyor musun böyle bir başına sokaklarda kalmaya? Allah yardım ediyor. Simit için teşekkür ederim. Bir şey değil. Murat! Necati abi, bak Murat, artık burada kalacak. Bize yardım eder. Bildiğin ne varsa ona her şeyi öğret. Öğrenmek istiyor musun? Hı hı. O zaman karnını doyurmak için dünya işlerini öğreneceksin. Ruhunu doyurmak için de ahiret işlerini öğreneceksin. Ahireti. Al bakalım şunu. Bir damla bile dökmeden şu masaya götür. Tamam. Tabağa döküldü. Çünkü gözünle hep bardağın içine baktın. Baktım. Göz içeriği görmek için değildir. Dışarıyı görmek içindir. Her şeyin içini buranla hissedeceksin. Gözün yürüyeceğin yolu gösterir. Yaptığının doğru ya da yanlış olduğunu gönlünle sınarsın. Gözünle değil. Bu senin yükün. Yükünün içine gözünle bakma. Hadi bakalım. Gözünü doğru kullan. Gideceğin yolu gözünle. Yükünün içini gönlünle kontrol edeceksin. Kardeşimi koru. Amin. Allah'ım. Zeliha teyzeye uzun ömür ver. Sakın onu benden alma. Allah'ım. Sen abimi koru. Amin. Çaylar. Çok zeki bir çocuk hocam. Kahve köşelerinde ziyan olsun istemem. Okursa adam olur. Duyarlılığınızdan dolayı size teşekkür ederim. Buyurun. Murat, okula gitmek ister misin? Kim istemez? O zaman haftaya hazır ol, okula başlayacaksın. Ver elini öpeyim ustam. Benim değil, asıl öğretmen beyin elini öp. Peki ne olmak istiyorsun büyüyünce Murat? Öğretmen. Aferin. Alo. Alo. Ben Zeynep Ahmet amca. Annemle konuşabilir miyim? Anan hastaymış. Kansermiş. Öldü ana. Ne? Öldü mü? Niye öldü annem? Kanser. Yaşlanınca bana bakar diye evlendim. Ben ona baktım. Bir sürü masraf ettim. Arama bir daha beni. Anladın mı? Ne?
Alo? Anne? Anne? Bugün erkencisiniz. Sınav vardı. Sonra bıraktılar. Ben de yardıma geldim. İki çay. Biri açık olsun. Geldi. Necati abi. Heh. Ya elektrik faturasının son günü bugün müydü? Yok. Daha üç günü var. Ha. Bugün ayın 16'sı. 16'sı mı? Bugün Mayıs'ın 16'sı mı? Evet. Bugün Mayıs'ın 16'sı. Benim gitmem lazım. Murat. Murat nereye? Bırak gitsin. Nereye koştu şimdi bu? Kardeşine. Her yıl her yıl olacak iş değil. Yazık, böyle yaşanmaz. Konuş şununla. Unutsun artık Necati abi. Cana cananı unut denir mi? Denmez. Diyenin çenesine zarar, dinleyenin kulağına ziyan. Kaç yıl oldu ama gözden uzak. Göz unutsa gönül hatırlatır. Ne olacak bu çocuğun hali? Biz bilemeyiz. Allah'ın yaptığı hesaba kulun aklı ermez. Saat 2:10 geçiyor. Of. Geç kaldım. 10 dakika geç kaldım. Zeynep! Zeynep! Zeynep, geldim abicim. Anne. Ben Zeynep. Zeynep falan değil. Yürü kızım. Allah Allah. Korkma kızım. Deli mi ne? Zeynep. Özür dilerim abicim. Geç kaldım. Geç kaldım. Abi.
Teyze? Zeliha teyze, bir yerine bir şey oldu mu? Allah'ım, bir yerine bir şey oldu mu? Su mu? Su mu istiyorsun? Benden niye istemedin? Ya sana bir şey olsaydı? Tamam, önce sana su getiriyorum, bekle. Hadi iç Zeliha teyze. Hadi, hadi iç. Hadi iç Zeliha teyze. Hadi iç. Ay, burnun da kanıyor Zeliha teyze. Hadi iç, hadi. Helal, helal. Zeliha teyze, iyi misin? Ne olur kendine gel. Anne. Anne. Annemi öldürecek. Ne bu hal? Ne olur kendine gel. Yardım et Hasan. Çekil oradan. Annemi su kaç. Çabuk. Çabuk. Hadi anne. Hadi. Hasan, annemin burnu kanıyor. Bir şeyler getir hadi lütfen. Tamam, sakin ol. Ne yaptın sen? Ben bir şey yapmadım. Daha ne yapacaksın? Ben bir şey yapmadım. Hayır. Sen nasıl bir şeysin? Hayır. Kaç yıldır ekmeğimizi yiyorsun. Utanmaz, nankör. Hayır. Hayır. Nasıl yaptın bunu anneme? Pis bir şanssız. Hayır. Tamam. Tamam, geçti anneciğim. Geçti. Bir daha seni bu kızın eline bırakmayacağım. Ben bir şey yapmadım. Yataktan düşmüş, yemin ederim. Defol! Ben bir şey yapmadım. Hasan! Hasan, at şu kızı bu evden. Zeliha teyze. Hadi çık, hadi. Defol! Hadi. Bırak. Zeliha teyze. Zeliha teyze. Bırak, hadi. Hadi. Bırakma beni. Defol. Oğlum. Gel buraya, bırak. Defol dedim. Git buradan. Gel buraya. Hala direniyor bir de utanmadan. Hadi. Hasan, yürü şunu. Gel. Zeliha teyze. Git dedim. Defol. Hadi çık dışarı. Götür. Çık. Götür onu. Tamam anneciğim, geçti. Ben buradayım. Ben bir şey yapmadım. Hadi defol. Beni amma alıyorsunuz. Senin pis günahını kim ne yapsın? Nankör. Hayır. Hayır. Ben bir şey yapmadım. Masumum ben. Yemin ederim ben bir şey yapmadım. Açın kapıyı. Ben nereye giderim? Allah'ım sen yardımcım ol. Murat. Oğlum şunları dağıtıver. Geldim ustam. Oo! Diploma almaya gidecek adama sen çay taş. Yakışır mı şimdi koskoca öğretmene? Öğretmen olmadan önce çaycıydım ben Cemil abi. İnsan geldiği yeri unutursa gittiği yerde çok fazla kalmaz. Allah er geç ona geldiği yeri hatırlatır. Hadi iki çay versene. Çaylar. Buyurun. Sağ ol. Buyurun. Şu çocuğa baktıkça dünyadan umudum kesilmiyor be Necati abi. Hayatın nerede yeşereceği belli olmuyor işte. Kahvehaneden öğretmen çıktı. Hı-hı. Murat, oğlum geç kalacaksın. Sakın bir yere ayrılmayın. Size diploma getireceğim. Hadi bakalım. Hadi. Hadi. Hadi güle güle. Uğurlar olsun. Hadi eyvallah. Murat. Oğlum. Biri polise haber versin. Murat. Murat oğlum. Tamam Ahmet abi, aradım ben. Murat. Aradım. Murat. Ya şuna bak. Murat kardeşim, ne yaptın sen? Ya Murat. Yardım edin. Hadi, hadi, yardım hadi, edin. Hadi, hadi, hadi. Şişt, yavrum nereye?
Bin götürelim. Gel kaçma. Nereye gidiyorsun gel? Allah'ım sen yardım et. Sen beni kötülüklerden koru. Murat, bırakma kendini yavrum. Dayan. Murat. Dayan yavrum. Dayan oğlum. Lütfen, izin ver. Aman kızım. Önce Allah'a, sonra sana emanet. Hanımefendi, hanımefendi iyi misiniz? İyi misiniz? Yardım edin. Hanımefendi. Hanımefendi iyi misiniz? Kendinize gelin. Yardım çağırın çabuk. Hemen çağırıyorum, hemen. Abicim, abi. Abi, abi, abi. Abi. Hastayı kaybediyoruz. Elektroşok hazırlayın. Ben abimden ayrılamam. Abi bırakma beni, ne olur. Arthur. Abi bırakma beni. Sakın bırakma elimi. Abi söz vermiştin. Abicim gitme. Abi. Abi bırakma beni, ne olur. Sözüm tutamadım, beni affet. Affet. Yaşayacaksın. Hanımefendi iyi misiniz? İyi misiniz hanımefendi? Gelin şöyle oturun biraz. Gelin şöyle oturun. Gelin. İyi misiniz? Hı hı. Çok şükür Zeynep, bulduk seni. İyi misin? Hayırdır, nesi var? Birden düşüp bayıldı. Ama şimdi iyi. Ben bir şey yapmadım. Yemin ederim bir şey yapmadım. Biliyorum. Annem anlattı. Bizi affet ne olur. Ben annemi yerde görünce sandım ki... Zeliha teyze iyi mi? Yanında kim var? Seni bekliyor. Bizimle geleceksin değil mi? Benim Zeliha teyzemden başka kimsem yok ki. Hadi. Size zahmet verdim. Çok teşekkür ederim. İsmail hocam, çok sağ olun. Zeynep Ayşe'nin annesine bakıyor yıllardır. Bir yanlış anlaşılma oldu aramızda. Neyse, şimdi hallettik. Şanslıymış, düştüğünde siz yetiştiniz. İsmail hocam, tekrar teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Gel Zeynep. Zeynep. Ziyarete gelebilir miyim? Yani Zeliha teyzeyi.
Kızım, durumu nasıl, iyi mi? Gözünüz aydın, tehlikeyi atlattı. Allah'a şükürler olsun. Siz babası mısınız? Murat hem anasız hem babasız kızım. Ya, çok üzüldüm. Sağ ol. Allah razı olsun. Sen ne zaman kaybettin anneni babanı? Bunu kim söyledi size? Sen. Ben bu bakışların aynısını yıllarca Murat'ta gördüm. Abla da haklı. Seni öyle yerde görünce ne yapsın? Korktu yazık. Ama şimdi her şey yoluna girdi. Bak, yine buradayım. Yine beraberiz. Ama ben ağlama dedikçe daha çok ağlıyorsun. Üzülüyorum ama. Gücenirim, yapma. Hem her şeyde vardır bir hayır. Zeynep, biz gidiyoruz. Çok sık gelemiyoruz zaten. Ama sen buradayken inan aklım hiç kalmıyor. Değil mi anneciğim? Önce Allah'a, sonra Zeynep'e emanetsin. Gülle, gülle. Zeynep, olanlar için gerçekten... Ben her şeyi unuttum Ayşe abla. Gerçekten, içiniz rahat olsun. Sağ ol. Allah'a ısmarladık Zeynep. Güle güle. Bir tahlil daha yaptırmak istiyorum. Tamam, yaptır. Dosyayı da oraya bak. Durumu nasıl? Görebilir miyiz? Çok iyi. Kendine geldim. Görebilirsiniz. Sağ ol kızım. Ben görevimi yaptım. Buyur abi. Ben hem Zeliha teyzeyi ziyaret etmek hem de... hem de seni görmek istemiştim. Girebilir miyim? Buyurun. Teşekkür ederim. Size de zahmet verdim. Rica ederim. Afiyet olsun. Ben bu kasabanın öğretmeniyim. 3 yıl oldu buraya geleli. Siz? Ben küçük yaştan beri Zeliha teyzeye bakıyorum. Artık annem oldu benim. Anneniz, babanız? Annem babam ayrıldıktan sonra ben bir süre annemde kaldım. Annem evlenince beni buraya getirdiler. Zaten bir süre sonra da annem ölmüş. Çok üzüldüm. Demek kimseniz yok. Var. Benim abim var. Murat.
Maşallah. İyisin Murat. İyiyim Necati amca. Maşallah. Sağ olsun Nalan hemşire seninle çok ilgilendi. Tam da diploma almaya giderken görülmez kaza işte. Her şeyde vardır bir hayır. Bu kaza başıma gelmese Nalan hemşireyi tanıyamayacaktım. Utandırdık kızı ya. Hay Allah. Zeliha teyze, bana tuhaf bir şeyler oluyor. Ben şu öğretmen var ya hani ziyaretine gelmişti. İsmail. Evet, İsmail öğretmen. Ben ya hep onu düşünüyorum. Ayşe abla o gün bana bağırınca... Yo, üzülme ne olur. Yani ben çok korkmuştum. Gidecek yerim de yoktu. Oraya nasıl vardım inan bilmiyorum. Benim için dünyanın sonu geldi sandım biliyor musun? Sonra... İsmail öğretmenle karşılaştım. Bu evden dışarı çıktığımda her şey bitti demiştim. Ama şimdi... İçimden bir ses, her şey yeniden başlıyor diyor. Zeliha teyzeciğim. Hep gülmek istiyorum. Şuramda hep bir kıpırtı var. Aşk. Ne yapacağımı bilemiyorum. İçim içime sığmıyor. Tekrar gelir mi dersin? İnşallah gelir. Peki efendim. Kendim yürüyebilirim Necati amca. E hadi. Yürü. Sen durumu idare et, ben yokum. Affedersiniz. Ben Nalan hemşireyi arıyordum. Nalan hemşire izinli. Öyle mi? Peki yarın? Ne zaman döner bilmiyorum. Peki kendisine pardon, söyler misiniz? Ne diyeyim? Hiç. Teşekkür ederim. Evet, teşekkür ederim. Bir şey değil de bence doğru yapmıyorsun Nalan. Belli ki adam senden etkilenmiş. Temiz yüzlü birine benziyor. Bir konuşsaydın hiç değilse. Zeynep. Zeynep. Onun kalbinde başka bir kızın adı var. Geldim, geldim. Aa, çatladın mı? Çatlamadım ama bana hemen bir cevap vermezsen çatlayabilirim. Zeynep, benimle evlenir misin? Yıllardır söyledim, yapma kardeşim. Hep aynı adam. Evet ya.
25 yıldır hep aynı şeyleri yapıyorum. Ne oldu? Yok, yok, yok. Yıllık izin mi kullandı acaba? Soruyorum ama kimse bir şey demiyor ki. Hay Allah. Bu kadar izin fazla. Bu işin altında başka bir şey var. Nalan beni görmek istemiyor. Altı üstü bu işte. O ne o? Haftaya asker. Hadi hayırlısı. Yarın son defa Nalan'ı görmeye gideceğim. Ondan sonra bir daha yok. Olmayacak bu iş. Niye gülüyorsun Necati amca? Bana inanmıyor musun? Ben Allah'a inanıyorum oğlum. Ancak o olmayacak derse olmaz. Senin demenle akan su yolundan dönmez. Sana bütün hikayemi anlattım. Bir yaşlı annemden başka kimsem yok. Toprağım, bağım, bahçem, evim, arabam, hiçbir şeyim yok. Ama cıvıl cıvıl tam 34 tane çocuğum var. Hı? Yani okulda. Zeynep, beni hayatına eş olarak kabul eder misin? Bir şartla kabul ederim. Bir ay sonra 16 Mayıs'ta beni İstanbul'a götürür müsün? Götürürüm de neden? 16 Mayıs'ta ne var? Abimle buluşacağım. Ben Nalan hemşireyi göreceğim. Nalan hemşire yok. Senelik izne ayrıldı. Gelmeyecek. Anlıyorum. Nalan hemşireye deyin ki artık senelik izin kullanmasına gerek yok. Murat öğretmen bir daha gelmeyecekmiş deyin. Tamam. Beni neden görmek istemedin? Hiç değilse bunu söyle. Ben sana ne yaptım bilmeden? Hiç. Gerçekten hiçbir şey yapmadın. Sadece görüşmemek daha doğru geliyor bana. Ama neden? Tamam. Beni tanımıyorsun. Evet, tanımıyorum. Tanımaya da gerek duymuyorum. Hiç değilse beni bir dinleseydin. Sana anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki Nalan. Özür dilerim. Benim gitmem lazım. Nalan. Ben ilk defa aşık oldum. Bir hata yaptıysam bu yüzden. Öyle mi? Demek ilk defa. Ona da mı böyle söyledin? Kime? Zeynep'e. Sen Zeynep'i nereden biliyorsun? Kazadan sonra ayılırken sürekli onu sayıkladım. Sen o yüzden... Yoksa Zeynep yüzünden mi bana böyle... Gidip birine yalvarman gerekiyorsa o ben değilim. Sen Zeynep'e git. Bir daha da beni arama. Kimsenin geçmişten gelen aşk acısını dindirmeye gücüm yetmez benim. Peki ya kardeş acısını? Benim kardeş acımı dindirmeye gücün yeter mi Nalan? Zeynep senin... Zeynep benim izini kaybettiğim kız kardeşim. Kız kardeşin mi? Seni de ta uzaklardan çağırdık Ayşe abla. Ama inan bana benim için çok önemli. Yok canım. Ben de annemi özlemiştim. Çocukları kayınvalideme bıraktım geldim. Sabah hayırlısıyla İstanbul'dayız. Hiç oyalanmam sonraki gün dönmüş olurum. Hazır mısın Zeynep? Hazırım. Hadi beni abime götür. Hadi. Ver bakalım. Hakkınızı helal edin. Helal olsun. Allah yardımcın olsun.
Nişanlım size emanet. Merak etme. Gözün arkada kalmasın. Daylan kızımız bizimle. Sık sık ara. Arayamazsan mektup yaz. Beni habersiz bırakma sakın. Hayırlı yolculuklar. Güle güle. Allah'a emanet ol. Şimdi beni iyi dinle Zeynep. Hani bayramda seninle birlikte gittiğimiz bir park vardı ya, hatırlıyor musun? O parkta kocaman bir heykelin altında oturup şeker yemiştik. Hani abi beni buraya yine getir demiştin. Her yıl 16 Mayıs'ta seni orada bekleyeceğim. Burası olduğuna emin misin? Evet, burası. Çok zaman olmuş. Belki... Gelir. Benim abim gelir. Söz verdi bana. Tamam canım. Bekleriz o zaman. Sen üzülme, olur mu? Gidelim mi artık? Biraz daha beklerim, ne olur. Tamam. Zeliha teyze, İsmail evi tutmuş. Buraya da çok yakın. Seni bırakmayacağım hiç. Zaten evlenene kadar da buradayım. Sonrasında yanında İsmail'in bir akrabasının kızı kalacak. Gündüzleri de ben gelirim. Olur değil mi? Anlaştık o zaman. Düğünün bahar gelirken olsun istiyorum. İsmail de tamam dedi. O kadar bekledik. Baharda bekleriz dedi. Düğünü İstanbul'da yapacağız. İsmail'in akrabaları orada. Benim zaten kimsem yok. Zaman ne çabuk geçiyor Zeliha teyze. Şu kapıdan içeri girdiğim gün sanki dün gibi. Keşke abim de beni gelinliğimle görseydi.
Hoş geldin. Hayırdır, bu ne? Aç bak bakalım. Bu bizim düğün davetiyemiz. Evet. Düğün günümüzü aldım. 16 Mayıs 2012. Senin için önemli bir gün olsun istedim. Çok teşekkür ederim. Ama daha çok var. Beklerim. Senin abini beklediğin gibi ben de seni beklerim. Demli bir çay. Geldi. Murat. Döndün mü oğlum? Döndüm Necati amca. Allah'ın izniyle vatan borcu da bitti. Cemil abi nerede? Gelir şimdi. Geç geç, otur şöyle. Ben akşama uğrasam ayıp olmaz değil mi? Asıl şimdi gitmezsen ayıp olur. Koş. Dalan'a da selam söyle. Tamam. Ya askerden geldiğim gün nikah günümüzü alırız demiştik. Tarih belli mi? Belli. Ha? 16 Mayıs. Hadi hayırlısı. Geldim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Beni gelinliğime görmeni çok isterdim. Bir düğün töreni de burada yaparız. Gelinlik giyer, Zeliha teyzenin elini öpersin. Duydun mu bak? Gelinliğime geleceğim sana. Otobüsü kaçıracaksınız Zeynep. Hadi kızım. Erkenden hazırlanmışsın. Hı hı. Nikah peşte değil mi? Evet ama önce bir yere uğramam lazım. Yine heykele mi gidiyorsun? Evet. Saat 2'de heykelin önünde olmam lazım Necati abi. Hayırlısı. Gel şöyle. Otur. Öldüm. Kaldı mı bilmediğin Zeynep'i beklemekten ne zaman vazgeçeceksin? Yaşıyorsa bile kim bilir nerededir. Yıllar geçti oğlum. Ne zaman vazgeçeceksin? Hiçbir zaman abi. Ben ölene kadar diye söz verdim. Çok şükür hayattayım. Bir tek geçen sene gidemedim. Hala içim yanıyor. Ya geldiyse hem bugün benim en mutlu günüm. Tek eksiğim kız kardeşim. Umudunu kes artık çocuk. Yani kendine böyle eziyet ediyorsun. Gitme. Vazgeç artık. Bak, yeni bir hayat kuruyorsun kendine. Bunca yıldır gelmeyen bugün mü gelecek? Sana da, Nalan'a da yazık ediyorsun. Geçmişin kapısında beklenmez oğlum. Bugün kendin için ve karın için bir şey yap. Vazgeç. Gitme. Unut artık. Belki de haklısın Cemil abi. Unutmam lazım. Ha şöyle. Yeni bir hayat başlıyor önünde. Sen geçmişi değil, geleceği düşün artık. Nalan kızımı da üzme. Tamam abi, peki. Dediğin gibi olsun. Gitmeyeceğim. Hı-hı. Elinize sağlık. Çok güzel olmuş. Saat kaç? 1:20 geçiyor. İsmail, bir şey istesem. Zeynep, boşuna gitmiş oluruz. Son defa.
Gitmek istiyorum. Abimi son defa bekleyeceğim. Söz veriyorum bir daha gidelim demeyeceğim. Hı? Ne olur. Peki tamam. Şeker olmayan çocuklar bulur yer. Hadi. Al, bunları da sen koy. Çeyrek geçiyor Zeynep. Çok inandım İsmail. Ben bugüne çok inandım. Ben çok inandım. Gözümle, gönlümle, tüm varlığımla inandım. Yok işte Zeynep. Yok. Geç kalıyoruz. Hadi hayatım. Şeker olmayan çocuklar bulur yer. Zeynep. 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 Ne oldu?
Bir adam yola atladı. Geç kalacağız. Şu taraftan dolaş. Hı-hı. Zeynep! 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 Neredesin? Zeynep! 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 Birisi Zeynep dedi. Evet, ben de duydum. Durdurun arabayı. Çabuk durdurun. Durdurun şunu. Zeynep dur. Biri beni çağırdı. Duydum. Zeynep! 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 Şu tarafa, şu tarafa. Zeynep! Ses oradan geliyor Zeynep. Yetişemedim kardeş. Zeynep, affet beni kardeş. Abi. Kardeşim. Abiciğim. Allah'ım sana şükürler olsun. Abiciğim. Biliyordum. Beni beklediğini biliyordum. Sen gelin mi oldun? Yeniden buluştuğumuz gün bizim düğün bayram günümüz olacak demiştim. Evet, evet. Oldu işte. Sana söylemiştim. Benim bir abim var demiştim. Abiciğim. Kardeşim.